Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kalp atmaları ne tür spor aktiviteleri yapmalı? Bunun dozajı ne kadar olmalı, süresi ne kadar olmalı diye sormak istiyorum. Bir de bu enerji içeceklerinin kalp krizini tetiklemek bakımından bir etkisi var mıdır? Bu konuda bilgi almak istiyorum. Her iki soru da çok güzel bir soru. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Şöyle ki, birinci sorunuza yönelik olarak kalp hastalığı, bypass ameliyatı veya kalp krizi geçirmiş bir insanın yapacağı spor, örneğin normal sağlıklı, kalbi sağlıklı olan bir insanın yapacağı spordan birazcık daha farklıdır. Yüksek eforlu, örneğin biz bu hastalarımıza yüksek eforlu spor önermiyoruz. Örneğin koşmak, tempolu koşmak. Evet. Örneğin kas geliştirici yani nedir, bodybuilding deniliyor ama evet. Kas yapıcı egzersizlerden, salonlarındaki evet. O ağırlık çalışmalarından da uzak durmak gerekiyor. Ancak nedir? Bugüne kadar bu tabii bunların hepsi bilimsel olarak ispatlanmış şeylerdir. En iyi damarlar açısından yapılacak sportif aktivitenin tempolu yürüyüş olduğu ve bunun da süresinin yaklaşık 45 dakika 45-60 dakika arasında yapılması durumunda, günlük olarak yapılması durumunda en iyi sonucun elde edildiği söylenmekte. Ama bunun dışında yüzme, örneğin yüzme de oldukça damarlar açısından faydalı bir spordur. Herhangi bir sakıncası yoktur. Yani kalp ameliyatı oldum ben yüzmeyeyim demek doğru değildir. Rahatlıkla yüzülebilir. Ancak tempoyu ayarlamakta fayda vardır. Yani bir yarış temposunda yüzmeyi tabii ki önermiyoruz. Onun dışında diğer sorunuz ki benim de özellikle hastalarımla veyahut da dostlarımla sosyal yaşamda oldukça tartıştığımız konulardan bir tanesi enerji içecekleridir. Enerji içecekleri sağlık açısından tehlikeli içeceklerdir. Yüksek kafein ve yüksek kalori içerirler. Özellikle alkolle birlikte tüketildiklerinde de dünyada literatüre geçmiş şeyler vardır ki ani ölümlere neden olmuşlardır. Bu kaydedilmiş, bilimsel olarak kanıtlanmış şeylerdir. Çünkü yüksek kafein içermeleri sebebiyle kalp hızını, kalbin işini artıran, atım sayısını artıran, kalp atım sayısını artıran ajanlardır. Örneğin bilinen markalardan bir tanesinin şeyi yapıldığında, incelemesi yapıldığında içerisindeki santral uyarıcı miktarının, örneğin bir kahve içiyorsunuz, bunun neredeyse 20 katına yakın şey içerdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla biz kesinlikle önermediğimiz içeceklerden bir tanesidir. Özellikle alkolle birlikte tüketildiğinde alkolün etkisini kamufle ettiği için ayrıca eforu yani neşelilik halini artırdığı ve daha süreyen hale getirdiği için de kullanılan ajanlar içeceklerden bir tanesi. Maalesef sağlık açısından doğru içecekler değildir. Sağlıklı insanlarda da ben kullanılmasını önermiyorum. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.